kurtuluş yeri arıyor bu millet. Kurtulacak inşallah. İsteseler de, istemeseler de Rabbim nurunu temanlayacak. Mehdi Ali Resul'ün gelmesine zemin hazır. Yakın. Hem de geldiği zaman bütün dünyada görecek. İsa Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri inerken, melekler tekbirle getirecek, bütün televizyonlar kendiliğinden açılacak. Kumandanın açlığına inanıyor şakır şakır da. Allah-u Teala'nın açlığına niye inanmayacaksınız? Hep görecek. Yani eve bakacağız, radyo açılmış, televizyona bakacağız, Allah! Her yerde Hazreti Kulaş keşifler bilecek, kerametler bilecek. Yeni İsrail Yahudisi de Müslüman olacak. He. Şimdiden olmaya başlıyor gizli. Müslümanlara vuramıyor. Çünkü kendi silahları getirene de yapıyor. Generaller dolusun, amiraller dolusun, doçentler dolusun, kırmızından dolusun. Okuduğunca kitapları ahir zaman nebisi tek Allah, tek Muhammed olduğuna ahir zaman nebisini Kur'an-ı Kerim'de inceliyorlar. Bunlar istese de istemesi de Müslüman olacak. Gel bakalım diyecek kitap. Amaları getir. Ne kadar amalar varsa gözlerini Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Gözleri açılacak. Sahat topar adamları getirin Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Ayakları dizleri kurtulacak. İyi gidemedikleri hastalıklar şifa bulacak. Kabristan'dan ölü kalksın diyecek, kalacak, Bismillahirrahmanirrahim diyecek. Kabristan'da mevtalar konuşacak. Havada uçan uçağa diyecek, dur diyecek, bulacak. Denizine su ol diyecek, bulacak. Bunları gördükçe elbette tıp ilminde, ceza ilminde hepsi de sukut diyecek. Evet, bir Rab var, bir ilah var, onun bir kitabı var, ilahi bir düzen var. Biz de bu düzene razı edecekler, hem kendilerine de razı edecekler. Kendileri de rahat edecek. Ne yakın? Yakın çok, çok yakın. Çok kısa zaman. Göreceğiz, hepimiz göreceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. He, inşallah, inşallah göreceksin. Alametleri elhamdülillah Avrupa'da göründü. Bir tane çocuk Müslüman oldu, pırıl pırıl. İslam Federasyonu kurmuş. Hem Arapça kitap yazılıyor, hem de İngilizce, hem Fransızca, Abdülvahit diye. Muazzam çalışıyor. Televizyona çıkıyor, din ahlak dersinden konuşuyor. Ayetlerle, Kur'an-ı Kerim'le. Burada hep bilim adamları konuşuyor. Bizim buradaki gibi değil de. O zaman biz burada Mehdi hayatta diyebiliriz. Hayatta yaşıyor. Mehdi Ali Resul hayatta yaşıyor. Bizim ihvanlarımızda görenler var. Hatta kalp gözünü görenler de vazife vermediler. Daha kendini Mehdi olduğunu bilmiyor. Uyarılmadı. He, uyarılmadı. Yaşıyor. Hem de öyle ilme yaşıyor, alim de. Evet. Şekliyle, şemaliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin dediği gibi ne zaman İsa Aleyhisselatü indiği zaman ona vazife verecek. Diyecek ki sen Allah'ın Resulü'nün evladısın. Mehdi Ali Resul'e sen cuma namazını kıldın. O da diyecek ki sen bir nebisin. Sen bir ruhullahsın. Sen kıldın namazı. Hayır. Ben o Habib-i Ahmet Resul-i Muhammed'e ümmet olarak geldim. Peygamber olarak değil. Hanef mezhebi üzerine de amel edecek imam sensin diyecek. Allahu Ekber deyince kalbi açık. Bütün dervişler bunu görecek. İsrail ile tasdik ediyor. Geçen bir arkadaş anlattı da Golan tepesine Müslümanlar yazı yazmış. Beni İsrail Yahudisi bir taş etrafına saklansa o taş diyecek ki burada İsrail var diyecek. Yazmışlar Golan tepesine. İsrail de yazıyor. O zaman 1947'de yazıyorlar bunları. 57'de. Diyor ki evet. Biz İncil'de de okuduk, Tevrat'ta da bizim kokumuz kazanacak ama biz devlet kurduktan sonra, şimdi onlar da 1996-97 senesinde hükümeti kurma hazırlığında. Tam da öyle tevafuk ediyor ki Mehdi Ali Resulü ve İsa Aleyhisselam'ın bir zamanla tevafuk ediyor. Allah! Ha, Türkiye'ye şey vuracaklar Suriye'ye, Suriye Türkiye'ye kaçacak. Türkiye'ye de vuracaklar. Ondan sonra Cenab-ı Hüccü Hazretleri gönderecek. Sen imamsın. Allahu Ekber deyince bütün dervişlerin bizi yok edecek. Evet bu hadis doğrudur ama o, o dermiş. O, o, o. O Müslüman olacak. O Müslüman yok. O. O demek ne demek? Huuu demek. Huuu demek ne demek? Huucu. Allah'ı zikreden aynı yakınına geçen
o dervişler hem kalbiyle hem basiretiyle taşın lisanını, ağaçın lisanını, insanın bulduğu kuşun lisanını bilecek ve söyleyecek. İşte o zaman kesin kerametler verecek. Bir evliya istediği ile tayin mekan yapacak. İhya edecek ve öldüreceksin diye. Allah-u Teala daima ihya edecek. Şefkatle muamele edecek. Allah'ın 99 isimli iki ismi var. Birisi Kahhar, birisi Cebbar. Cebbar ismi ismi işte ana şu var. Yatıyor, gidiyor. Kahhar isminde de Ahmet'in varsa. Ama diğer isimleri, isimleri Rahmet, Türk'tür, İsa'dır, Ömer'dir, Erhan'ın Rahim'dir. Bunun için inşallah bu konularda anlıyorlar. İstese de istemez. Derse tabi olmayanların hali ne olacak? Derse tabi olmayanların hali de içinde elbette buna karşı olacak din adamları da olacak. Yok, ona olmayanlar ona da diyor, bu adamlar salih. Sarhoş geldi de öyle diyor. 1977'de sesimi verecek siyahlı sakalımız var kardeşim. Sandığa oturdu. Sarhoş geldi, aleni söyledi. Allah'ım benim namazım yok, ibadetim yok, taatim yok ama hiç olmazsa şu Hacı Hoca Partisi'ne bağırayım da buna bağırıp tutayım dedi. Ha. Öteki adam da ne yapacak? Elbette evet bu salih insanlar ümmetli adileştirme tabi yok. İşte bu. Sonra arınan da yazacak. Mümin, fasık, kâhin. Mehdi Ali Resulü da anının ortasında La İlahe İllallah Muhammed Resulü. Şu deriyle içinde mühür görünecek. Allah'a yürütür La İlahe İllallah Muhammed Resulü. Yeşil yazın, damar yeşil olacak.